30 Haziran 1908 günü sabah saat yaklaşık 7.45 sularında Sibirya'nın orta kesimlerindeki Podkamennaya, Tunguska Irmağı yakınlarında gökyüzünde büyük bir patlama oldu. Bu patlama Hiroşima'ya düşen atom bombasının 1000 katı büyüklüğündeydi. Ortaya çıkan ısı sonucunda Rengeyi sürüleri, binlerce hayvan ve milyonlarca ağaç kül oldu. Binlerce kilometre karelik bir çevrede patlamanın sesi duyuldu. Patlamanın ışığı on binlerce kilometre öteden bile görüldü. Işığın parlaklığı sebebiyle Londra'da bazı insanlar gece karanlığında gazete dahi okuyabildiklerini iddia etti. Tunguska patlamasını gizemli kılan sebep yapılan araştırmalar sonucunda çevrede bir krater ya da meteor parçasının bulunmamış olması. Bu durum Tunguska patlamasını gizem avcılarının ve komplo teorilerinin favori olaylarından bir tanesi haline getirdi. Dünyaya düşmekte olan dev bir meteoru parçalamak için UFO'nun kendisini meteorun önüne atarak feda ettiği, dünyaya küçük bir kara deliğin çarptığı, ani antimadde çarpışması yaşandığı ve hatta bu patlamanın Nikola Tesla'nın yanlış giden bir deney sonucunda meydana geldiği bile iddia edildi. Olayın üzerinden 100 yıldan fazla bir süre geçmiş olmasına rağmen bilim dünyası ortak bir teori üzerinde anlaşamadı. Günümüzde en akla yakın olarak kabul edilen açıklama, patlayan cismin kuyruklu yıldızdan kopan %99.5'i donmuş su ve materyalden oluşan bir buz parçası olduğudur. Tunguska patlamasının sebebi konusunda septikler ikna olmuş değiller. Anlaşılan o ki bir patlama daha uzun süreler dünyanın en büyük gizemli olaylarından bir tanesi olarak görülmeye devam edecek. Videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videolar için kanalımıza abone olmayı ve aynı zamanda bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.